yaparken başka bir yönlendirmeye gelebiliyor. Niye? Toplumda bir kutuplaşma olsun, kamplaşma olsun ve gerilim olsun diye. Hala bakın biz önerge verdik meclise. Dedik ki ya bu işin arkasında kim var? HDP olarak biz önerge verdik. Buyurun meclis araştıralım dedik. İstihbarat kuruluşları gelsin, meclise bilgi versin. Kim bu saldırıya yol verdi devlet içinde net bir şekilde ortaya koyalım dedik. Hayır dediler. Bakın düşünebiliyor musunuz? Şu anda azınlıklara yönelik saldırı olacaktı. Devletin içindeki kolluk kuvvetleri ve istihbarat güçleri bunu engelleme görevi varken engellemiyor. Kim ortaya çıkarıyor? Büyükelçilikler ortaya çıkarıyor. Süleyman Soylu 3 gün önce büyükelçiliklere bağırıyordu. Vay siz ne nasıl böyle yaparsınız? Senin görevin ne? Bu teröristleri yakalamak öyle değil mi? Ama ben buradan kuşkulanıyorum. Birileri yeniden belli provokasyonlara yol vermek için hazırlık yapıyor. Bunu iddiayla söylüyorum. Her seçimin önemli bir iddia. İddiayla söylüyorum. Bakın iddiayla söylüyorum. Çünkü mevcut düzlemde Erdoğan kazanamayacak. Devlet içinde bazı karanlık odaklar yeni provokasyonların hazırlıkları içindeler. Belli ki Hakan Bey söyledi 2007 yılındaki Hrant Dink cinayeti, Raip Santoro cinayeti, Malatya zirve yayınevi katliamı gibi katliamlarla ilgili benzer hazırlıklar yapılmış ve azınlıklara dönük belli saldırı hazırlıkları yapılmış ve devlet içinde birileri bunu bildiği halde sessiz kalmış. Ne zamana kadar? Yabancı büyükelçilikler bunu ortaya ipliğini pazara çıkarıncaya kadar. Şimdi Süleyman Soylu, efendim biz bunu yakaladık diyor. Süleyman Soylu derhal istifa etmelidir. İddiayla söylüyorum, derhal istifa etmelidir. Bu seçimlere Süleyman Soylu ile gittiğimiz sürece bu ülkede provokasyonların olması maalesef muhtemeldir. Bundan dolayı da böyle basiretsiz bir İçişleri Bakanı'nın derhal istifa etmesi gerekir. Ben illa Süleyman Soylu organize etti demiyorum. Evet. Ama madem ki sen büyükelçilikler haber verinceye kadar bu meseleyi duymadıysan veya istihbarat içinde belli karanlık odaklar sana bu bilgiyi ulaştırmadılarsa, büyükelçilikler bunu seslendirdikten sonra sen buna aydıysan, sen o zaman bu ülkenin İçişleri Bakanı olmaya layık değilsin ve derhal istifa etmelisin. Büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ve bu sıkıntıyı, bakın açıkça söyleyeyim, bu ülkede biz bir zamanlar %30, %40'tık. Bugün hepimizi toplasanız azınlıklar olarak bir futbol stadyumunu dolduramıyoruz. Ama bakın bize karşı saldırı planları yapıyor. Cemal Bey söyledi. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ben de isyan ettim. Evet. Böyle bir rezalet olamaz. Nasıl ki benim kutsal kitabım İncil kutsalsa Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde eşdeğerdir, kutsaldır. Ve böyle bir nefret suçuna derhal karşı çıktık. Ama bakın birileri durumdan vazife çıkarıyor, birileri buna yol veriyor. Birileri de gözünü kulağını kapatıyor. Emin oldum bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devletten habersiz kuş uçmaz. Hrant Dink cinayetinde devlet içindeki pek çok karanlık güç biliyordu ve yol verdi. O gün Samas'ta oraya getirenler jandarma istihbaratçılarıydı. Emniyet istihbaratçılarıydı. MİT içinde birileri Hrant Dink cinayetinin işleneceğini biliyordu ama engellemediler. Raip Santoro cinayeti, zirve cinayeti, karanlık cinayetlerdi. Hala ortaya çıkarılamadı ve cezasız kalan her suç maalesef tekrarlıyor. Biz o yüzden gelin Hrant Dink cinayetiyle yüzleşelim diyoruz. Hala Hrant Dink cinayetinin failleri maalesef yargılanmıyorlar. İşte cezasız kalan suçların tekrarlayacağı iddiasındayım. Maalesef diyorum ve bu iktidarda kaldığı sürece bu AKP iktidar döneminde oldu Hrant Dink cinayeti, Raip Santoro cinayeti, İstiklal'deki saldırı, Ankara gar katliamı, Suruç'taki katliamlar seçim dönemlerinde oldu. Evet. Ve bütün bunlara karşı da dediğim gibi herkesin dikkatli olması lazım. Siyasette iki şey vardır. Bir oyun kurmak. Yani bu oyun kurmayı muhalefet olarak hep beraber yapmalıyız bu iktidarı değişmek için. Bir de oyun bozmak. Bu konuda da hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Bir oyun tezgahı konuluyor. İktidar maalesef cenahından illa diyorum yani onların içinde birileri yapıyor demiyorum ama devlet içinde birileri bu oyunu kuruyor. Sessiz kalıyor diyorsunuz. Ve hayır oyun kuruyor. Yani provokasyonlarla oyun kurmak istiyorlar. Evet. Bu oyunu bozmak da bizlerin sorumluluğu. Kemal Bey'le Bülent Bey'e de soralım bunları. Evet. Kemal Bey yani Gara Bey'in de Cemal Bey'in de dile getirdiği endişeler haklı endişeler gibi görünüyor. Siz hak veriyor musunuz? Seçime doğru gittiğimiz bugünlerde yani bir Ankara gar katliamı gibi Suruç olayları gibi Allah korusun tabii ki ama bu olayların yaşanacağından siz de endişe duyuyor musunuz? Özellikle ya, bu operasyon haberi sonrasında. Bu ülkede yaşayıp da bütün bunlardan endişe duymamak mümkün değil zaten. Yani bu Türkiye'nin ve dünyanın gerçekliği, bölgemizin gerçekliği. Buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl? Önemli olan bu. Bakın şimdi bir gazeteci dostum Erdoğan'ın attığı bir sosyal medya paylaşımını yollamış bana. Aslında öz itibariyle emperyalizmle hesaplaşacağız. Nasıl
Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyeti emperyalizmle hesaplaşırken kurduysa bugün biz bunu yapacağız diyor. Şimdi o zaman buradan çağrımızdır. Madem bu kadar işte İçişleri Bakanı Bolkese'den konuşuyor. Erdoğan emperyalizmle hesaplaşacağız diyor. Tamam o zaman NATO'dan çıkalım. Uluslararası tekellerin Türkiye'deki egemenliğine son verelim. Avrupa Birliği'ne adaylık şeyini geri çekelim. Bütün yabancı üsleri kapatalım ya da el koyalım. Şu göçmen anlaşmasını Avrupa Birliği ile imzalanan bunu çöpe atalım. Bütün bunları yapacaklar mı iktidar? Öyle emperyalizme karşı falan bol keseden şey yapıyorlar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Evet. Bu ülkede NATO olduğu sürece bu ülkede güvenlik sorunu vardır. Bu ülkede yabancı üsler olduğu sürece güvenlik sorunu vardır. Tarikat ve cemaatler bu ülkede cirit attığı sürece bu ülkede güvenlik sorunu vardır. Uluslararası tekeller, silah tekelleri, ilaç tekelleri, gıda tekelleri cirit attığı sürece bu ülkede güvenlik sorunu vardır. Laiklik ayaklar altına alındığı sürece bu ülkede cinayet işleyecek binlerce, on binlerce militan sürekli yetişiyor. Güvenlik sorunu vardır. Dolayısıyla bunlara bizim odaklanmamız gerekiyor. Evet, iktidar kullanıyor. Hep kullandılar. Daha önceki iktidarda kullandılar. Planlıyorlar mesela Garo Bey. Yine planlayanlar var diyor. Türkiye'nin tarihinde... Korkarım ki öyle. Türkiye'nin tarihinde iktidarların siyasi cinayet planlamadığı hiç görülmüş mü? Yaşadık tarihte ya, belgelenmiş durumda bunlar. Ya da iktidarların işin içerisinde olmadığı. Dolayısıyla bu gerçekliğimiz. Ama öte yandan da bununla mücadele edeceksek bu bataklığı kurutmamız lazım. Bataklıkta dediğim şeyler var. Altını çiziyorum. Bu ülke NATO'ya üye olduğu sürece bu ülkede güvenlik sorunu had safhadadır. Darbe yaparlar. Siyasi cinayet işlerler. Kontur gerilla dediğimiz şeyi kim icat etti? Önce İtalya'da, sonra başka yerlerde. Tarikat ve cemaatler. Tarikat ve cemaatler dağıtılmak zorundadır. Çünkü tarikat ve cemaatler bir güvenlik sorunudur. Bugün o tarikat ve cemaatler adına cinayet işleyebilecek binlerce kişi var. Ya bunu bilmiyor muyuz? Dolayısıyla bizim bu ülkede güvenlik sorunu dediğimiz zaman her şey içine giriyor. İşte darbeler, siyasi cinayetler, bombalamalar, bütün bunlar halka karşı işlenen suçlardır. Halka karşı işlenen suçların kaynağına odaklanmamız gerekiyor. Bakın, bir kutsal kitabın yakılması bir operasyondur, uluslararası operasyondur. İsveç'te yakılması basit bir olay mıdır? Hayır, asla. Yani NATO'ya girmeye çalışan, yani dünyanın en önemli terör örgütü, en gelişkin terör örgütüdür NATO bana göre, bize göre. NATO'ya girmeye çalışan bir ülkede pat diye bu yakma olayı gerçekleşti. Belli ki uluslararası alandaki bir mücadelenin parçası olarak gerçekleşti bu. Ve bunun arkasından işte Türkiye'de konsolosluklar bir takım kararlar alıyorlar falan. Bütün bunlar da biz eğer bu bataklığa odaklanmazsak. Tamam. Bakın, Türkiye'de toplumun %50'sinin vatan haini neredeyse ilan edildiği bir ülkede güvenlik sorunu vardır. Yani hakkını arayan insanın işte sen bilmem ne lobisinin parçasısın, sen FETÖ'cüsün, bilmem nesin diye suçlandığı bir ülkede zaten güvenlik sorunu vardır. Dolayısıyla biz şu şekilde hareket etmemiz lazım. Bu tür provokasyonlar, bu tür tehditlere karşı panzehir halkın örgütlü olmasıdır. Korkmak değildir. Çünkü her defasında terör tehdidi var, evine çekil. Dünyanın en güzel yönetme yöntemidir bu. Terör tehdidi var, sokağa çıkma. Terör tehdidi var, eylem yapma, miting yapma. Yarın terör tehdidi var, seçim yapmayın derlerse ne olacak? Mesela o iddialar da dolaşıyor, o hal ilan edilirse diyorlar mesela. Evet. Bunu yenmenin koşulu örgütlü halk hareketidir. Evet. Bunun tekrar altını. Şimdi çok kritik bir operasyon şüphesiz. Yani devamı gelecek. Belki Bülent Bey farklı bakar. Sen evet, tarikatlara falan müdahale ettin ama tarikatlar dağıtılmalı şunlar diye. Saadet Parti'den sizi bu noktada nasıl bakar? Şu, büyükelçilikler uyarmasa bu IŞİD elemanları demek ki harekete geçeceklermiş. Skandal geçeceklermiş. Bülent Bey ne diyorsunuz? Şöyle yani...